Hayır, kullanmıyorum. Hayır. Kullanmıyor musun? Kullanmıyorum. Hayır, kesinlikle ya. Sağlığını öldürüyor, paranı öldürüyor, her şeyini öldürüyor. Bağımlılık kabaca bir kişinin bir maddeyi kullanmadan duramaması, zamanla daha fazla kullanması, bırakınca da yoksunluk semptomlarının ortaya çıkması şeklinde tarif edilir. Sigara bağımlılığı da bu kalıbın içerisine uymaktadır. Şu anda daha önce de kullanıyordum, bıraktım, çok zararlı olduğunu düşündüm. Doktor da zaten çok zararlı dedi. Bıraktım şu anda. Çok düşündüm de olmuyor. Burada bitmiyor. Sigara bağımlılığı temelinde sigaranın içerisinde bulunan nikotin adı verilen ve içildikten 19-20 saniye sonrasında beyni etki ederekten dopamin salgılanmasına neden olan bir durumla ortaya çıkmaktadır. Ancak sigara bağımlılığı sadece biyolojik bir bağımlılık olmanın ötesinde hem psikolojik hem de fiziksel bir bağımlılığı da beraberinden getirir. Hayır, kullanmıyorum. Kullanmıyorum. Kullananlar bıraksınlar ya, ona verilen para yazık, günah ya. Sigara bilindiği üzere akciğer kanserinin ve akciğer kanseri dışında birçok diğer kanser türünün ana nedenlerinden bir tanesidir. Sigaraya bağlı kanser dışında KOAH, kalp krizi, beyin kanaması gibi birçok hastalıkla ortaya çıkabilmektedir. Sigarayı bırakmakla birlikte ortalama birinci yıl civarlarında bu hastalıktan ortaya çıkabilme riski %50 oranında azalış gösterdiği bilinmektedir. 30 kusur seneden fazla kullandım, günde 3 paket sigara, 2 baş nargile. 30 kusur seneden fazla oluyor, defibela ettim. Ülkemizde maalesef erişkin yaştaki hastalarımızın %30'u kabaca sigara içmektedir. Bu oran erkeklerde %41, kadınlarda %15 dolaylarına seyretmektedir. Yıllar içerisinde sigara içme davranışı azalış göstermiş olsa da son yıllardaki kadınlarda sigara içme alışkanlığında bir artış olduğu göze de çarpmaktadır. Kullanmasa da iyi derler. Hem sağlıklarına zarar, hem bütçelerine zarar, hem toplumun hani temiz havasına zarar yani. Bağımlılıkla mücadelede motivasyon ve kararlılık en önemli destekleyici unsurdur. Motivasyon ve kararlılık olmadan tek başına bir biyolojik yaklaşımla, bir ilaç tedavisiyle sigarayı bırakmak çok da mümkün olamamaktadır. Sigarayı bırakmak için öncelikle bir plan dahilinde bir gün belirlenmesi, bu plana sadık kalınması, sigarayı bırakmak istediğinin çevredeki insanlarla, eş, dost, akrabayla paylaşılması gerekmektedir. Sigara bırakma gününden sonrasında tek nefes dahi olsa sigara içilmemesi temel yaklaşımımızdır. Sigarayı bıraktıktan sonrasında hastaların kendisine sigarayı hatırlatan alkol kullanımı, düzenli kahve tüketimi veya kahvehane yaklaşım alışkanlığı varsa oraya gitmemesi sigarayı hatırlatmaması açısından kıymet arz eder. Eğer bütün bu yapılanlara rağmen hasta sigarayla baş etmekte, sigara yoksunluğuyla baş etmekte zorlanıyor ise bir sağlık profesyonelinden destek alması kıymetlidir. Çok denedim, olmadı. Bıraktım, doktora gittim, olmadı. Sigarayı bırakmak için Alo 171 sigarayı bırakma randevu hattından ve 182 mehalesi randevusu üzerinden sigara bırakma polikliniklerinden randevu alınması ve bu konuda sağlık profesyonelinden destek alınması mümkündür. Arama var, hatta aramıştım daha önce, randevu aldım ama hep gitmedim, erteledim bir şekilde. Dediğim gibi randevuları aldım gideyim diye ama kaldı her seferinde. Bu sıralar tekrar düşünüyordum, bu karşılaşmadan sonra giderim tamam, belki. Teşekkür ederiz, iyi günler. Sigarayı bırakmak için birçok yöntem söz konusudur. Bunlar davranışsal ve bilişsel yöntemlerle birlikte ilaç tedavilerinden oluşmaktadır. Davranışsal ve bilişsel yöntemlerde temel yaklaşım hastanın motivasyonunu arttırmak ve bıraktığı zamanlar ortaya çıkacak yoksunluk semptomlarının hastaya aktarılması şeklinde tarif etmek mümkündür. İlaç tedavileri genel itibariyle nikotin yoksunluğu sonrası ortaya çıkan durumu ortadan kaldırmak için verilen tedavilerden oluşmaktadır. Bantlar ve oral haplar şeklinde, nikotin bantları ve oral haplar şeklinde kullanımı uygundur. Bu tedavileri Sağlık Bakanlığı sigara bırakma poliklinikleri üzerinden ücretsiz olarak uzun yıllardır sağlamaktadır.
İlaç da bırakmak dışında hastanın kendi iradesiyle sigarayı bırakması da pek mümkündür. Yapılan çalışmalarda sigara içen her 100 bireyin 70'inin sigarayı bırakmak istediği bulunmuştur. Ancak hastanın bireysel kararı ile sigarayı bırakma oranı kabaca %10 civarlarında seyretmektedir. Unutmayın, sigarayı bırakmak zor olabilir ama imkansız değildir.